Merhabalar arkadaşlar. Evet, Football Manager 2020'de bir oyuncu değerlendirme videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videoda FM 2021'in bir ön hazırlığını yapacağız. Football Manager 2020'de ki veriler değil açıkçası. Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Avrupa'da ya da Türkiye'de ya da dünyada diyelim yıldızı parlayan genç potansiyel yeteneklere bakacağız. Kısacası Football Manager 2020'de 21'deki Wonderkids adaylarını inceleyeceğiz. Evet, tahminimce, benim belirlediğim rakamlarca mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarına göre Wonderkids olmasını beklediğim isimleri inceleyeceğiz. Tarih 1 Haziran 2020 yani 2020 senesindeyiz. Bakalım benim futbol bilgime göre ne kadar güveniyorsunuz bilmiyorum ama benim tahmin ettiğim Wonderkids'ler Futbol Manager 2020'de gerçekleşecek mi göreceğiz. Bir liste hazırladım. Şöyle bakacağız listeye. PA'sı yani potansiyel yetenek rakamı 150 ve üzeri olan oyunculara bakacağız. Tabii ki genç yetenekler olacak bunlar. Yani 17-18 maksimum 19 yaşındaki oyuncular olacak. Evet, şimdi listemize en iyiden en kötüye doğru gidelim. İlk ismimiz arkadaşlar listemizde Muhammed Muhammed İhataren. Evet, PSV'nin Hollandalı oyuncusu, 18 yaşındaki oyuncusuyla başlayacağız. Bir ofansif orta saha merkez oyuncusu, 13,5 milyon euro bir piyasa bedeli var. Baktığımız zaman özelliklerinde teknik anlamda gerçekten çok güçlü bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Mevkisi itibariyle de zaten teknik anlamda güçlü olması gerekiyor. İlk kontrol 16, pas 16, teknik 17. Oldukça iyi rakamlar. Zihinsel olarak agresiflik 18. Yani bir ofansif orta saha oyuncusuna göre agresiflik gerçekten çok enteresan şekilde 18 olması ilginç geldi bana. Vizyon 16, özel yetenek 14. Fiziksel anlamda da gayet güçlü. Çeviklik 16, denge 13, hız 14, hızlanma 14 şeklinde. Peki bakalım mevcut potansiyel yetenek rakamlarına bakalım. Evet, 139 mevcut yetenek ve potansiyel yetenek 180. Evet, bu Wonderkids adayımızın potansiyel yeteneği oldukça yüksek. Yani potansiyeline ulaştığı takdirde şunu diyebiliriz. Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında 10 numara mevkinin vazgeçilmez oyuncusu olabilir. İhataren. Evet, İhataren söyleyebildim. Evet, listemizdeki ikinci isme bakalım. Ilaix Moriba arkadaşlar. Bir Barcelona altyapı sürünü merkez orta saha oyuncusu. 900 bin euro bir piyasa bedeli var. Teknik anlamda gerçekten çok güçlü. Bir 17 yaşındaki oyuncuya göre oldukça iyi özellikleri var. Teknik 17, pas 14, ilk kontrol 16 ve driplik 14. Baktığımızda zihinsel anlamda da özel yetenek 17, vizyon 14 dikkat çekiyor. Ve fiziksel olarak da yaşına göre oldukça güçlü bir oyuncu. 1.85 boyunda, 69 kilo ağırlığında. Peki Moriba'nın FM editör rakamlarına bakalım. Mevcut yetenek 132, potansiyel yetenek 177. Gerçekten harika bir potansiyel yetenek rakamı. Barcelona yeni şansı bulabilecek mi açıkçası? Moriba yeni şansı olabilir Barcelona'nın, önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Moriba'dan sonra Marco Cana arkadaşlar. Anderlecht'in 17 yaşındaki oyuncusu, gencecik bir oyuncu. Defansif orta sahada ve stoper mevkinde oynayabiliyor. 10 milyon euro ile başlıyor arkadaşlar piyasa bedeli oyuna. Teknik anlamda teknik 15, pas 15, dribbling 14, ilk kontrol 12. Zihinsel anlamda tüm özellikleri hemen hemen yaşına göre oldukça iyi. Fiziksel olarak biraz gücünde sıkıntı var ve vücut sinirlerinde sıkıntı var ama yine de fiziksel anlamda güçlü bir oyuncu diyebiliriz Kana'ya. 1.79 boyunda, 71 kilo ağırlığında. FM editör rakamları bize neler diyor? Mevcut yetenek 129, potansiyel yetenek 177. Harika bir potansiyel yetenek rakamı. Yani potansiyel yeteneğine ulaştığında Belçika futbolu gerçekten çok iyi bir defansif 10 numara kazanabilir. Evet, Kana'yı da geçiyoruz. Listemizdeki bir diğer isim Pedri. Evet, Pedri aslında birçoğunuz, Avrupa futbolunu takip eden birçoğunuz yavaş yavaş Pedri ismini duymaya başladı Barcelona'da. Hatta dün oynanan El Clasico'da Real Madrid maçında ilk 11'deydi. Çok mu iyi oynadı? Hayır, çok iyi oynayamadı ama gerçekten çok ciddi bir kumaşı var. O nasıl Moriba için Xavi benzetmesini yaptıysak Pedri için de Iniesta benzetmesini yapabiliriz. Bakalım çıtayı oraya kadar çıkartabilecek mi? İspanyol oyuncu 17 yaşında. Ofansif orta sağ, sol, merkez ve sağ kanatta oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu gerçekten. Teknik anlamda dribbling 17, ilk kontrol 16, pas 16 ve teknik 15 özelliklerine sahip. Zihinsel anlamda özel yetenek 17, vizyon 17. Harika rakamlar gerçekten. Fiziksel olarak biraz daha güçlenmesi gerekse de çeviklik 16 dikkat çekiyor. Boy 1.74, ağırlık 68. Peki Pedri'nin FM editör rakamları neler? Mevcut yetenek 132,
Potansiyel yeteneği 176. Müthiş bir potansiyel yetenek rakam. Bakalım Pedri bu gelişimi sağlayıp İspanya futboluna damga vurabilecek mi, göreceğiz. Evet, bir diğer isme geçiyorum. Transferi ayarlanan bir isim arkadaşlar bu isim. Van Sass, Utrecht'in genç kalecisi, 16 yaşında ve City'ye transferi gerçekleşti. Günümüzde de gerçekleşti City'ye transferi. Gerçekten bir 16 yaşında bir kaleciye göre müthiş özellikleri var. Ani çıkış 20, degaj 14, elle kontrol 15, refleks 14. Çok iyi bir scout transferi City için diyebiliriz. Kalecilik özellikleri açısından 16 yaşında bir oyuncuya göre harikulade. Yani denecek hiçbir şey yok. FM editör rakamlarına baktığımızda mevcut yetenek 108, potansiyel yetenek 176. Gerçekten potansiyeline ulaşmaya başladığında Ederson için, City'nin mevcut kalecisi Ederson için çok ciddi bir tehdit olabilir Van Sass. Evet, bir diğer isme geçiyoruz. Adil Avcıca arkadaşlar. Adil şu an Fransa'nın Saint-Étienne takımında oynuyor. 17 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu. Teknik anlamda ilk kontrol 13, serbest vuruş 13, teknik 14, uzaktan şut 16. Zihinsel olarak gelişmesi gerektiği noktalar var. Keza fiziksel olarak da gelişmesi gereken noktalar var. Yani bu profil direkt ilk 11 oyuncusu profilinden biraz uzak olsa da ciddi bir potansiyeli söz konusu Adil'in. 1.76 boyunda, 70 kilo ağırlığında. Şöyle bakalım FM editör rakamlarımıza. Mevcut yetenek 99, potansiyel yetenek 170. Evet, harika bir potansiyel yetenek rakamı. Bakalım Saint-Étienne Futbol Akademisi de gerçekten Avrupa futbolunda söz sahibidir. Adil'i kazandırabilecekler mi dünya futboluna ve Fransa milli takımına? Evet, bir diğer isme geçelim. Bir diğer ismimiz Martin Van de Voort arkadaşlar. Gerkin Belçikalı kalecisi, 18 yaşında, 550 bin euro bir piyasa bedeli var. Kaleci, tabii ki kalecilik özelliklerine bakacağız ilk olarak. Refleks 14, hava topları 13, elle kontrol 13, degaj 15 gibi etkili kalecilik özelliklerine sahip Van de Voort. Bakalım FM editörü rakamlarımıza. Mevcut yetenek 120 deniyor ve potansiyel yetenek 169 diyor. Belçika futbolunda bence bir kaleci ihtiyacı var. Çünkü Timo Courtois yavaş yavaş o eski kalecilik performansından biraz uzaklaştı. Bakalım genç oyuncu Van de Voort bu açığı kapatabilecek mi? Müthiş bir potansiyel sunuyor bize. Evet, bir diğer isme geçelim. Pedro de la Vega. Evet, Vega diyelim ona. Arjantinli 19 yaşındaki oyuncu. Hem ofansif orta saha sol, hem de ofansif orta saha sağ kanatta oynuyor. Lanus ile sözleşmesi var. 2,5 milyon euro bir piyasa bedeli söz konusu. Teknik anlamda dribbling 14, ilk kontrol 14, pas 12, teknik 14 ve uzaktan şut 13 etkili özellikleri. Fiziksel ve zihinsel olarak ise gelişime açıkçası ihtiyaç duyan bir oyuncu. 1.78 boyunda, 73 kilo ağırlığında. FM editör rakamlarına baktığımızda mevcut yetenek 122, potansiyel yetenek 166. Bakalım Vega'da Arjantin futbolunun yükselen yıldızı olabilecek mi? Çok ciddi bir potansiyel yetenek rakamı söz konusu. Evet, bir diğer isme geçiyoruz. Samuel Mbanguala. Evet, onun da transferi Juventus'a ayarlandı arkadaşlar. Belçikalı oyuncu Juventus kadrosuna katmış durumda. Genç oyuncu, 16 yaşında bir ofansif orta saha, sol kanat, sağ kanat ve forvet oyuncusu. Çok yönlü bir oyuncu olması tabii ki büyük avantaj. Dribbling 14, ilk kontrol 13, teknik 11, uzaktan şut 13. Teknik anlamdaki etkili özellikleri, fiziksel anlamda ise hız 15, hızlanma 14 ve çeviklik 15, oldukça iyi rakamlar. Oyuncunun profili tabii ki kötü ama 16 yaşında olduğunu unutmayalım. Şöyle bir bakalım FM editör rakamlarımıza. Mevcut yetenek 102 ile başlıyoruz. Potansiyel yetenek 165. Bakalım Hazard'ın yerini doldurmak lazım. Hazard eski Hazard değil. Bakalım Samuel Mbengula bunu yapabilecek mi? Evet, bir diğer isme geçiyorum. Diego Nascimento arkadaşlar. Çimento da diyebiliriz kendisine. Portekizli oyuncu, 17 yaşında ve bir Benfica Akademisi ürünü. Ofansif orta saha merkez oyuncusu. Teknik anlamda ilk kontrol 16, pas 15, teknik 15. Gerçekten yaşına göre çok iyi teknik özellikler. Zihinsel anlamda da bence yaşına göre oldukça etkili özellikleri var. Karar alma 14, kararlılık 14, liderlik 15, özel yetenek 16 ve vizyon 15. Etkileyici gerçekten. Fiziksel olarak ise yaşı gereği de gelişime ihtiyaç duyduğu noktalar var. 1.70 boyunda, 62 kilo ağırlığında Nascimento. FM editör rakamlarına baktığımızda mevcut yetenek 114, potansiyel yetenek 163. 163 de gerçekten oldukça iyi bir potansiyel yetenek rakamı. Evet, listemizdeki bir diğer isme geçelim. Noah Katterbach. Evet, Noah Katterbach Alman oyuncu, 19 yaşında Köln'ün sol bek oyuncusu. Aslında sahanın her tarafında oynayabilen, kaleci ve forvet dışında her mevkide oynayabilen hemen hemen
Çok yönlü bir oyuncu. Şu an piyasa bedeli 7,25 milyon euro. Bir sol bek oyuncusuna göre, bana kalırsa yaşına göre de teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda eksiklikleri olsa da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Dikkat çeken özellikler: teknik 14, dribling 12, orta yapma 12, yaşına göre oldukça iyi, fiziksel olarak da yeterli. 1,78 boy, 73 kilo ağırlığında Alman oyuncu Katırba. Bakalım Efe Editör'e. Mevcut yetenek 133, potansiyel yetenek 162. Evet, Almanların bir sol bek ihtiyacı var bence arkadaşlar. Bakalım Noah bu boşluğu doldurabilecek mi? Oldukça ciddi bir potansiyel barındırıyor. Evet, bir diğer isme geçelim listemizdeki. Isra Salazar. Tam bir futbolcu ismi bence Salazar. İspanyol oyuncu, 17 yaşında, bir Real Madrid altyapısı ürünü. Gelişmeye ihtiyaç duyan bir profil. Evet, şu profil Real Madrid'de ilk 11'e girmesi ya da kadroya girmesi mümkün değil arkadaşlar. Ama 1,79 boyundaki, 69 kilo ağırlığındaki oyuncunun FM editör rakamlarına bakacak olursak, mevcut yetenek 113, potansiyel yetenek 161. Ciddi bir gelişim potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. Salazar'ın da ciddi bir potansiyeli mevcut. Bence 2-3 sene içinde ismini yavaş yavaş aynı Ansu Fati gibi duymaya başlayacağız. Fati yok bu arada listede. Yani bilinmedik isimleri aldım, onu söyleyeyim. Evet, bir diğer ismimiz Verşaren. Aslına bakarsanız çoğumuzun bildiği bir isim, 19 yaşındaki oyuncu. Gerçekten onca çok ciddi bir potansiyel. Orta sahanın ve ofansif orta saha ve orta sahada hemen hemen her bölgede oynayabilen ama asmayı fiziği 10 numara olan oyuncu Verşaren. 10 milyon euro piyasa bedeli mevcut. Dribling 14, pas 15, teknik 16. Zihinsel olarak baktığımızda özel yetenek 14, vizyon 15. Fiziksel anlamda da denge ve güç haricinde herhangi bir eksiği yok. 1,76 boy, 66 kilo. FM editör rakamlarına bakalım Verşaren'in hemen. 135 mevcut yetenek, potansiyel yetenek 160. Yine listede Belçikalı oyuncular gerçekten dikkat çekiyor arkadaşlar. Belçika altyapısının ne kadar ileri, ne kadar gelişmiş olduğunu da görebiliyoruz. Evet, bir diğer ismim Facundo Pellistri. Uruguaylı oyuncu, 18 yaşında. Oyun içinde bir sene sonraya gittiğim için Manchester United'a transferi gerçekleşmiş. Gerçekte arkadaşlar Panarol'un futbolcusu Pellistri. Bir ofansif orta saha sağ kanat oyuncusu, 18 yaşındaki oyuncu. Hakikaten de teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda yeterli bir oyuncu diyebilirim. Yani yaşına göre oldukça iyi özellikleri var. Orta yapma 16, hızlanma 16 mesela. Dribling 15, oldukça iyi özellikler. FM editör rakamlarına baktığımızda Pelistri'nin mevcut yetenek 134, potansiyel yetenek 160. Evet, iyi bir potansiyeli var. Pelistri de Uruguay futbolunda önümüzdeki yıllarda bana kalırsa adından sıkça söz ettirecek. Evet, bir diğer isme geçiyorum. Martin Neto. Yine Benfica Akademisi'nden merkez orta saha oyuncusu, 17 yaşında. Evet, özellikleri, mevcut özellikleri çok güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Yani hem teknik, hem zihinsel, hem de fiziksel anlamda gelişime ihtiyaç duyan bir profil, Neto profili. Ama baktığımızda FM editör rakamlarına, mevcut yetenek 101, potansiyel yetenek 160. 160 da oldukça etkileyici bir potansiyel yetenek rakamı diyebiliriz. Evet, bir diğer isme geçelim. David Villan arkadaşlar, İspanyol ofansif orta saha merkez oyuncusu. O da Celta Vigo'nun sözleşmeli oyuncusu. Altyapıdan, Celta Vigo altyapısından bir oyuncu. Onun da özellikleri an itibariyle çok iyi değil. Ama çok ciddi bir potansiyeli var. 1,75 boyunda, 64 kilo ağırlığında. Hemen bakalım FM editörü rakamlarına. Mevcut yetenek 101, potansiyel yetenek 159. Ciddi bir gelişim potansiyeli olduğunu söyleyebilirim David Villa'nın. Evet, listemizdeki bir diğer isme geliyorum. Thales Magno. Magno'yu az çok siz de biliyorsunuzdur. Gerçekten Brezilya futboluna damga vurması beklenen bir isim. 17 yaşında ofansif orta saha, sol kanat, sağ kanat ve forvette oynayabiliyor. 17 yaşına göre profili harika arkadaşlar. Hakikaten çok güçlü bir profili var. Hem teknik, hem zihinsel, hem de fiziksel anlamda yani eksiklikleri var ama çok iyi bir profili var. Boy 1,86, ağırlık 70 kilo. FM editör rakamlarına şöyle bakalım. Mevcut yetenek 134, potansiyel yetenek 158. Hakikaten ileriki yıllarda bence Avrupa futboluna da transferi gerçekleşeceğini düşünüyorum. Damga vuracak bir potansiyel Magno. Evet, bir diğer isme geçelim. Aslında bulunan bir isim arkadaşlar, scoutlar tarafından. Kim tarafından? Leipzig tarafından. Hırvat stoper oyuncu Jasko Gvardiol. Jasko hem sol bek oynayabiliyor, hem stoper oynayabiliyor. Ve yaşına göre de muazzam bir profili var. Şu an Dinamo'da kiralık olarak forma giyiyor arkadaşlar Leipzig'ten. Leipzig yine
Çok iyi bir scout transferi yapmış. Bence 2-3 sene içinde kadroya ilk 11 oyuncusu olabilecek seviyede. Teknikte kafa vuruşu 15, pas 13, top kapma 13, zihinselde kararlılık 16, pozisyon alma 12, soğukkanlılık 15, ön sezi 15. Fizikselde çeviklik dışında yaşına göre çok iyi ama çeviklikte biraz çevikliği birazcık daha düzeltmesi gerekiyor. 1.86 boyunda 77 kilo ağırlığında Jasko. Hemen bakalım FM editör rakamlarına. Mevcut yetenek 131, potansiyel yetenek 158. Yani potansiyeline ulaştığı takdirde Leipzig'in iyi kombi oyuncusu olacağını düşünüyorum Jasko'nun. Evet, listemizdeki bir diğer isme geçiyorum. Ronaldo Camara. Evet, Portekiz'den yine Benfica'dan. Benfica'dan sanırsam 3. ya da 4. oyuncu arkadaşlar. Bir ofansif orta saha merkez oyuncusu Camara. Aynı zamanda merkez orta sahada da oynayabiliyor. Baktığımız zaman şu profil bile güzel bir profil. Yani 17 yaşındaki bir oyuncunun fiziksel olarak şu özelliklere sahip olması çok önemli bence. Oyunun çift yönünü oynayabilecek, potansiyeline ulaştığı takdirde oyunun çift yönünü çok iyi oynayabilecek bir oyuncu profili. Ronaldo Camara profili. 1.76 boyunda, 72 kilo ağırlığında. FM editör rakamlarımıza şöyle bakalım. Mevcut yetenek 115, potansiyel yetenek 155 denmiş. Onun da profili gerçekten ciddi bir gelişim potansiyeli barındırıyor. Evet, listemizdeki diğer isim Maylan Jimenez. Hollanda'nın PSV Eindhoven takımındaki 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu. İlk kontrol 16, teknik 17 gibi gerçekten iyi teknik özellikleri var. Ama bazı noktalarda özellikle mental anlamda çok ciddi gelişim kat etmesi gerekiyor. Teknik ve fiziksel özellikleri iyi. Dediğim gibi zihinsel anlamda gelişim şart bu profile. 1.81 boyunda 69 kilo ağırlığında. Şöyle bakalım onun da FM editör rakamlarına. 104 mevcut yetenek, potansiyel yetenek 155. Gerçekten iyi bir o potansiyel yeteneğinin gelişimini zihinsel anlamda sağlarsa Hollanda futbolu, ki Hollanda futbolunun şu an böyle oyunculara da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Çok büyük avantaj olacaktır. Evet, son ismimiz Jarrad Brandt-White. Brandt White İngiliz oyuncu, Everton'un oyuncusu. 17 yaşında bir stoper oyuncusu arkadaşlar. Ya profili gerçekten iyi. Yaşına göre oldukça iyi bir profili var. Özellikle fiziksel anlamda çeviklik dışında muazzam bir profil. Pozisyon alma 13 çok önemli bence. Baktığımızda ön seziyi biraz geliştirmesi gerekiyor. Kafa vuruşu 14 iyi, pas 11 iyi, teknik 12, top kapma 13 iyi. Buradaki bence en büyük eksiklik ön sezi ve çeviklik. Ama yaşı daha 17, 1.97 boyunda 86 kilo ağırlığında tam bir azman. İleriki yıllarda bir büyük transfer yapacağını düşünüyorum ben arkadaşlar Brandt White'in. Göreceğiz, yaşayacağız. Bir bakalım FM editör rakamlarına. Mevcut yetenek 126, potansiyel yetenek 151. Evet, onun da ciddi bir potansiyeli var. Evet, yani listede üzücü olan nokta şu. Türk oyuncu bulmaması genç olarak. Rabir var arkadaşlar. Onun zaten kariyer hikayesini paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Burak İnce var ama Burak İnce 156 olduğu için buraya giremedi. Daha çok ağırlıklı olarak İspanya, Belçika ve Hollanda futbolunun wonderkid açısından bize çok farklı opsiyonlar sunacağını düşünüyorum ben Football Manager 2020'de. Bakalım bu oyuncularda yanılacak mıyız, yanılmayacak mıyız göreceğiz ama ben birçoğunun takip ettiğim kadarıyla birçoğunun şu an peşinde büyük kulüplerin olduğunu biliyorum. Hatta 1-2 oyuncunun da transferinin ayarlandığında burada zaten gördük. Scout bu zaten arkadaşlar. Scout yani bir oyuncuyu atıyorum Glasgow Rangers bir oyuncu aldıktan sonra Glasgow Rangers'tan Galatasaray'ın gidip oyuncu alması scout değildir. Scout gidip bu adamı Utrecht'ten 16 yaşındayken atıyorum bulmaktır. Tabii ki Benfica'dan transfer yapmak, Anderlecht'ten transfer yapmak o kadar kolay değil. Buna bir şey demiyorum ama bu oyuncuları bulmak meziyet ister. Evet gençler, böyle bir video yaptık. Bakalım yanılacak mıyız, yanılmayacak mıyız göreceğiz ama ben bu isimleri Football Manager 2020'de sizin kariyer hikayelerinizin çoğunda olacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle burada tavsiye isteyeceğim isimler Pedri, Ihatren olacak. Kaleci Van der Voort, müthiş bir kaleci. Ben kariyerlerimde kullandığım bir oyuncu. Salazar, keza. O Magno, Camara, Ronaldo Camara ve Brandt White. Bu oyuncular gerçekten çok ciddi potansiyel barındırıyorlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Football Manager 2020'de kalın.